Filiz. Emre'cim. Sana çok kırıldım Emre. Ben senin nişanlın sayılırım. O kadını işe almadan önce bana da sormanı beklerdim. Melek hakkındaki kararları sadece ben veririm Melis. Tamam ama Melek benim de kızım sayılır. En az senin kadar ben de onun iyiliğini düşünüyorum. Bak. Yanlış anlaşılma olmuş dedin. O kadın aslında Melek'in hayatını kurtarıyormuş dedin. Tamam. Ama kadının kim olduğunu, ne olduğunu, hiçbir şeyini bilmiyoruz Emre. Daha dün kızını kaçırdığını düşündüğün bir kadına bugün kızını nasıl emanet edeceksin? Hiç tedirgin etmeyecek mi bu seni? Haklısın canım. Tatsız olaylar yaşadık. Hepimiz çok gerildik. Ben diyorum ki acaba yarın baş başa güzel bir yemek mi yesek? Hem nişanı da hiç konuşamadık. Biraz önem alsak diyorum. Yeni bir mekan açılmış. Harika bir şefleri varmış. Rezervasyon yaptırdım. Çok beğeneceksin, bayılacaksın eminim. Evli vakilerden hoşlanmadığımı kaç defa daha söylemem gerekiyor Yeliz? Tamam ama... Yeliz lütfen. Şimdi müsaade edersen hazırlanmam gerekiyor. Hayret bir şey ya. Ben çocuğun üstüne düştükçe... Ya. Ne oldu yine? Bak Aliye teyzeciğim, hiçbir şey olmadı. Ben hiçbir şey demedim. Sadece dedim ki nişan tarihini acaba birazcık öne mi alsak? Kıyametleri kopardı. Varsa yoksa Melek. Şunu hala anlayamadın sen. Melek deyince Emre için akan sular duruyor. Onun için her şeyi yapmaya hazır. Eğer Melek'in gönlünü kazanırsan... Emre'yi de avucunun içine alırsın Yeliz'ciğim. Yanlış kapıyı zorluyorsun. Bak Melek iki ilgi gösterdi diye o kadar itirazımıza rağmen o kadını yollamadı. Anla artık. O kapının yegane anahtarı Melek. Yukarıda kıyamet kopuyor. Bu Yeliz Hanım köpürdü de köpürdü. Bu yeni gelen kız var ya... Yeni gelen bu bakıcı kız var ya, onu ben diyor kesinlikle istemem diyor. Ya Süleyman niye boş boş konuşuyorsun? Sen de gelsene. Kız işe başladı mı başlamadı mı? Yahu başladı tabii, başlamaz mı? Melek ister de Emre Bey hayır diyebilir mi Allah aşkına? Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun kız. Teşekkür ederim. Ben Nedime. Bu konağın emektarıyım. Ben de Zehra. Bu da bizim hayırsız. Gördün işte daha ilk dakikadan yere çalıverdi hemen. Ama ne demişler? Tabak sevdiği deriyi yerden yere çalarmış canım. Ha bundan da kendine bir pay çıkardın ya hani. Ben de Hicran memnun oldum. Memnun olduk kızım. Lafa tuttuk kızı. Şey sormayı unuttuk. Bir şey içer misin yavrum? Ya ben bir su rica edeyim. Su mu? Tamam ben hemen veririm. Sana da muzlu süt yapayım mı? Ha? Çok seversin sen. Ha? Bak kek de hazırlıyorum. Oo. Allah muhabbetinizi artırsın. Tebrik ederim. Hamlen çok zekiceydi. İstediğini de aldı.
Ama ben senin yerinde olsam çok fazla sevinmezdim. Sen neden buradasın? Nedim Hanımlar tabağını salona getirsinler. Biz de seninle içeri geçelim, olur mu? Gel. Yeliz Hanım, kek yapmıştım. Size de sonra yollayayım, ister misiniz? Diyetteyim Nedim'e. Hala soruyorsun. Zehra, bana bir soda getir. İçine limon da koy. Buyurun Yeliz Hanım. Gözün o kızın üstünde olsun Zehra. Attığı her adımdan haberim olacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz Yeliz Hanım. Hava bugün çok güzel değil mi? Bak şu ağaca. Ne kadar güzel büyümüş, öyle değil mi? Şuradaki de çok güzel. Bayağı büyümüşler. Hatta şu ağacın adını biliyor musun? O çam ağacı. Ama çok güzel değiller mi? Renkleri de çok güzel. Bakalım. Ben bir ağaç seçeyim. Sen de hangi ağacı seçtiğimi bulmaya çalış. Tamam. Tuttum. Hadi bul bakalım. Yani nasıl oldu da böyle oldu inan bilmiyorum. Ben de çok şaşkınım. Ay öyle, öyle tabii canım. Sevim. Melek ilk defa birine böyle yakın davranıyor. Bakıcı geldiğinden beri yanımdan hiç ayrılmadı. Bahçedeler şimdi. Bu defa oldu galiba Ferit. Sonunda kızım için doğru bakıcıyı buldum sanırım. İyi tamam. Şey ben seni arayacağım tamam mı? Bir meleğin yanına geçeyim konuşuruz. Hadi görüşürüz. İpucu veriyorum. Yanlarında hafif pembe renkli bir şeyler var. Evet, buldum. Şuna bak ya. Daha iki gündür tanıdığı kadının dibinden ayrılmıyor. Hicran denen bu kız senin yapamadığını yaptı. Baksana. Melek nasıl da sözünü dinliyor. Siz de lütfen benim damarıma basıp durmayın Aliye teyzeciğim. Ne yapayım? Gidip kendimi zorla mı sevdireyim kıza? Emre'yi istiyorsan Melek'e kendini sevdirmenin bir yolunu bulacaksın Yeliz'ciğim.
Benim biraz işim var. Hemen halledip geleceğim.